Herkese merhabalar. Bugün 3 Mart, Pazartesi 1924 tarihindeyiz. Esasla bugün 3 Mart değil biliyorum arkadaşlar ama bugün çok önemli bir konuyla başlayacağız. Nedir bugün konumuz? Halifeliğin kaldırılması. Aynı gün birçok inkılap yapılacak. Bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Geçen sene de yine bu konuyla bağlantılı olarak 2021 LGS'de bir soru geldi. Bu sene de yine bunlarla alakalı bir soru gelecek. Konumuzu mükemmel bir şekilde anlatacağız ama öncesinde ben bir duyuruyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki hızlanma kampımız geliyor arkadaşlar. 1 Mart'ta, 1 Mart'ta sizlerle birlikte hızlanma programında Türkçe ve matematiği tamamlıyoruz, bitiriyoruz, hızlanıyoruz. Burada sizler için hazırladığımız 3 önemli kitap var. Bu kitaplar gerçekten değerli. Birincisi hızlanma denemeleri. Yani şu ana kadar öğrendiğimiz konulardan oluşan hızlama denemeleri var. Buradaki denemelerin her birindeki her bir soru 2022 LGS'de karşınıza çıkabilecek sorular olmasına dikkat ettik ve tabii ki deneme detaylı analiz sayfalarımız da var. Aynı zamanda paragraf biliyorsunuz ki arkadaşlar, Türkçenin ve daha doğrusu LGS'nin temeli oluşturuyor. Hem matematikte, hem Türkçede, hem fende, hem inkılapta, hem dinde birçok soruda paragrafta anlama yeteneğiniz ölçülüyor. Biz de paragraf hızlama ve odaklanmanızı sağlayacak paragraf denemeleri hazırladık. Bunlarda 4, 6, 8, 10, 12 ile olmak üzere farklı farklı paragraf soruları var. Bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki yeni nesil problem bankası var. Bu da matematikte sizi yeni nesil sorulara karşı temel, orta ve zor stiliyle ilk başta temelden başlıyor. Bunlar da yenisi sorular ama biraz daha böyle içerisinde resimler olduğu için, işlem şey olduğu için yeni nesile benzeyen sorular. Buradaki sorular ise direkt sınav tarzı sorular yani direkt yeni sorular. Bunlarla çözeceğimiz sorularla Türkçeyi, matematiği ve genel olarak tüm dersleri tamamlayacağız hızlanma kampımızda. Hızlanma setini de mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hızlanma programından netlerimizi artırmak için. O zaman şimdi tekrar 3 Mart pazartesine geri dönüyoruz ve acaba Halife'nin kaldırıldığı gün ne olmuş onlara bakıyoruz. Hadi bakalım videomuza başlayalım. 3 Mart 1924 gerçekten inkılap tarihi açısından... Skandallarla dolu bir gün Skandallarla dolu değil. Esasında çok büyük değişimlerle dolu bir gün. Dolayısıyla biz bu tarihi iyi bilmemiz lazım. Eskiden sınavlarda yani LGS'den önceki sınavlarda TEOK'ta, SBS'de, OKS'de bu tarihte ne olduğunu soruyorlardı. Bak, hatta dört tane şey var ya bir tanesini farklı yazıyorlardı. Üçünden bir tanesi değiştirip dördünden bir tanesi değiştirip soru olarak yöneltiyorlar. Dolayısıyla biz bunu çok iyi bilmemiz lazım. 3 Mart 1924. Birisi halifeliğin kaldırılması. Biliyorsun bir saltanat denen bir kavram var Tomuç evladım benim. Bir de halifelik denen bir kavram var. Bu ikisinin arasındaki farkı bilmemiz lazım. Saltanat, padişahlık demek. Yani sultan olmak. Halifelik ise dini lider olmak demek. Osmanlı padişahları, Osman Bey, Orhan Bey, Birinci Murat, Yıldırım Bayezid, İkinci Murat, Çelebi Mehmet bunların hepsi birer e, padişahtı. Aynı zamanda bu saltanat yanına şöyle yazalım. Padişah yazalım. Halifenin yanına da dini lider yazalım. Bu padişahlar yani Fatih Sultan Mehmet işte ikinci beyazı böyle devam ederken Yavuz Sultan Selim zamanında ilginç bir olay yaşandı. Yavuz Sultan Selim Arap Yarımadası'nı yani kutsal toprakları fethettikten sonra Memlüklerden de halifeliği alıp Osmanlı'yı getirdi. Ve Yavuz Sultan Selim'den sonraki padişahlar Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sarı Selim, bütün Abdülhamit Han, Vahdettin bütün bu padişahlar halifelik görevini de e, kazanmış oldular. Yani ne iş yapıyorsunuz? E, padişahım aynı zamanda halifelik görevinde var. Yani adam hem padişah padişahlık kılıcı var hem de halife hem de dini lider. Halife ne demek? Halife biliyorsun son peygamber bizim peygamberimiz olan Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra başka bir peygamber gelmedi. Ama halife adı verilen siyasi ve dini liderler geldi. Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, işte Emeviler, Abbasiler, Memlükler. Halifelik bu şekilde yani dini liderlik devam etti. Osmanlılar da yani bizler de İslam dünyasının en büyük devletlerinden biri olunca halifeli bize geçti. Halife dini konularda hüküm veriyor. Diyordu ki işte ey Araplar sizler Müslümansınız bize katılın savaş var. Ey işte Müslümanlar bunu böyle yapmalıyız. E, bu şekilde halife o anda dünyadaki en büyük dini kişiydi. Osmanlı padişahı hem siyasi padişahtı. Yani mesela diyelim ki kendi altında yaşayan Rumların, Ermenilerin, Sırpların, Hristiyanların, Yahudilerin padişahıydı, sultanıydı. Ama aynı zamanda Müslümanların aynı zamanda halifesiydi. Mesela şimdi Hristiyan bir adam halifeye inanmıyor ki zaten. Adam papaya inanıyor. ve da ne Ama bileyim. No, toriyame, toriyame. Tövbe 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 tövbe. Ya yani patriye inanıyor. ve da işte kimse Yahudilerin başı ona inanıyor. Patriyemiz sen çok yaşa. Ne diyorsun saçmalama. Ay onları canlandırıyoruz. Onları canlandırıyoruz tebrik ederim. Dolayısıyla Tonguç'um. Eğer sen Hristiyansan Osmanlı padişahını sadece padişahlık kısmından faydalanır. Peder ben çok büyük bir günah işledim. Ne diyorsun saçmalama ne yapıyorsun Tonguç'um? Dün ee, annem, annemin de, e, o salondaki kırdım. Tamam 250 TL verirsen anlaşabiliriz. Aa. 250 TL alayım. Nakit e, kredi kartı post cihazımız da var. Buyurun onu taksitle yapabilirsin. Eskiden gerçekten böyle bir durumlar vardı. Ama Müslümanlar ise halifenin e, kontrolünde halifenin evleniyorlar. İşte fakat sonradan halifelik önemini yitirdi. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında Araplara e, halifelerden Abdülhamit Han veya da Vahdet dedi ki bakın sizler Arapsınız bizler Türküz ama en temelinde bizler Müslümanız. Müslüman Müslümana saldırmaz gelin beraber olalım dedi ama Araplar hadi oradan deyip biz Arabız diyerekten İngilizlerle beraber bize saldırdılar. Bize de dedik ki o zaman madem e, Araplar bunu kale almıyor. Madem inkılapların önünde de bir engel, madem ulusal egemenliğe de ters, madem iki başlılık oluyor yani hem halifelik var hem cumhurbaşkanlığı var olamaz. Biz 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştık. 29 Ekim 1923'de cumhuriyeti ilan etmiştik. O zaman 3 Mart 1924'te de halifeliği kaldıralım dedik. O zaman bir kez daha söylüyorum bak. Kurtuluş savaşı oluyor Tonguç Eladi benim. Kurtuluş savaşı bittikten sonra Mudanya atışçıları savaş bitiyor. Saltanat kaldırılıyor bak. Saltanat kalktı. Sonra cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet ilan edildi. Sonra halifelik kaldırıldı. Halifelik kalktı. Demek ki bir anda pat diye kaldırmıyoruz. Ve ilgili olduğu ülkede cumhuriyetçilik ve Aynı zamanda 3 Mart 1924'te şer'iye ve efkab vekalet de kaldırıldı. Şer'iye şeriattan geliyor. Yani Dini kurallar. Onun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulu. Vakıflar da şu, insanlara yardım eden kuruluş. Mesela zenginin diyelim ki beş tane parası var. Dö şöyle yapalım. Şunlar kalemleri biz para olarak düşünelim. Zenginin dört tane parası var. Fakirin ise bir tane parası var. Tüm toplumdaki zenginler dört tane paraya sahip, fakirlerde bir tane parası sahip. E bu adaletsiz bir durum. Bu durumda zenginler zekat vermesi lazım veya bağışta bulunması lazım. İşte zenginlerden bu parayı atıyorum iki lirasını veyahut da bir lirasını artık onun cömertliğine bağlı. Fakirlere veren kuruluşlara biz vakıf diyoruz. Zenginden alıp fakire veriyor. Robin Hood gibi. Dolayısıyla vakıflar da artık belli bir kontrol altına girdi. Vakıflar genel müdürlüğü kuruldu. Ve din işleri siyasetten ayrılmış oldu. Zaten halifenin kaldırılmasıyla, saltanatı kaldırılmasıyla bu başlamıştı. Şerif ve İfkaf kurulması da yani kaldırılıp yerine Diyanet Şerif ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması da alakalı. Geldik diğer bir gelişmeye Erkan Harbiye Vekaleti. Ordu siyasetten ayrıldı. Bak Tonguç'um hatırlarsan biz ilk başta kongreler yapmıştık. İşte Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi yapmıştık. Sonrasında Kurtuluş Savaşı'na girmiştik. Ama Kurtuluş Savaşı'na girmeden önce hatırlarsan 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Bu meclisin içerisindeki vekiller nasıldı biliyor musun Tonguç'um? Hem genelkurmay başkanı olabiliyordu hem işte milletvekili olabiliyordu hem hakim olabiliyordu. Çünkü o dönemde gerçekten olağanüstü bir durum var. Adam istikrar mahkemelerinde hakim oluyor. Hop gidiyor ordunun başında komutan olarak savaşıyor. Hop gidiyor milletvekili oluyor. Ama şu anda öyle bir şey olabilir mi? Yani bizim ordumuzdaki genel kurmay başkanlığındaki birisi milletvekili olabilir mi? Olamaz. Hatta ordu siyasetten ayrılmaya çalışıyoruz. Veyahut da bir hakim hem hakim hem de milletvekili olabilir mi? Anlamsız. Ama o dönemde mecburen Güçler Birliği'nden dolayı düşmanı yurttan temizlemek için böyle bir karar vermiş. Fakat savaş bitti artık. 3 Mart 1924 olmuş. Halifelik kaldırılmış. O zaman Erkan'ı Harbiye Vekâti'ne kaldırıp orduyu siyasetten ayırdık. Ve Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Hatta bu dönemde Mustafa Kemal milletvekillerine dedi ki... Hem milletvekillerine de genel olan Kazım Karabekir'e dedi ki... Sevgili Kazım Karabekir tamam sen bir generalsin. İşte e, Erzurum'da Doğu Cephesi'ne Ermenileri gönderdin. Aynı zamanda milletvekilisin. Ama böyle olmaz. Ya milletvekili ol ya da asker ol dedi... Ee, Kazım Karabekir ve arkadaşları da düşündüler. Tamam o zaman biz milletvekili olalım dediler. Ve ordudan ayrılıp siyasete girdiler. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Yeni bir muhalefet partisi kurdular. Dolayısıyla ordu siyasetten ayrılmış oldu. Bu da yine cumhuriyetçilikle alakalı. Gelelim başka bir olaya ve en önemlisi bak buraya beş yıldız koydum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tevhidi tedrisat kanunu kabul edildi. Tevhid birlik demek. Tedrisat da ders yani eğitim demek. Eğitimle birlik kanunu kabul edildikten sonra artık eskiden Osmanlı'da bir medreseler vardı bir azınlık okulları vardı. Bir askeri okullar vardı. Ya azınlık okulları azıyordu. Sürekli olarak böyle Türk düşmanlığı yapıyordu. Medreselerde çok fazla din eğitim veriliyordu ama pozitif eğitimlerde birazcık sıkıntı vardı. Askeri okullar bambaşkaydı. En iyi okullar onlardı. Bütün bunlardan dolayı, bütün bunlardan dolayı toplumda bir bölünmüşlük vardı. Herkes aynı çatı altında birleşemiyordu. Eğitim de çok önemli. Dolayısıyla Mustafa Kemal dedi ki ben bunların hepsini tek bir çatı altında birleştiriyorum. Milletin Bakanlığını kuruyorum ve eğitim tek bir çatı altında birleşti. Milli, karma ve çağdaş eğitime geçildi ve aynı zamanda medreseler de kapatıldı. Böylece herkesin aynı amaçta, aynı gayede, aynı hedefte toplandığı bir toplum oluşturuldu. Mustafa Kemal yaptığı en önemli kapılardan bir tanesi budur ve laiklikle alakalı. Ve aynı zamanda artı bunu da belki sınavda zor bir soru olarak gelebilir. Halkçılık ilkesiyle de alakalı. Niye? Çünkü herkes bir bütün olarak toplanmış oluyor. Ama temelinde layıklıkla alakalı. 20 Nisan 1924'te de yeni bir anayasa kabul edildi. Biliyorsun 1921 anayasası kısaydı, özdü, katı, sert ve hak ve özgürlükler kısıtlıydı. Çünkü o dönemde savaş vardı. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyordu ama yani tüm güçler birliği vardı. Gerçekten sıkıntılı bir anayasaydı. Yani böyle hatta eski kanunlar yani işte evlenme, boşanma, miras gibi kanunlar kanuni esasiye bağlıydı. Yani 1921 anayasası diğer adıyla Teşkilat-ı Esasiye Tonguç Ayla'da benim. Adem'in birinci önünden sonra kabul edilen bu anayasa esasında sadece e, yönetimle alakalı konularda yeniydi. Diğer konularda artı Osmanlı'nın eski anayasası olan Kanuni Esasiden alınmıştı. Yani dedi ki Mustafa Kemal ya şu anda evlenme, boşanma, miras konuşacak durum yok. Şu anda savaş var. Bunu sonra konuşuruz dedi ve savaş döneminde bu hızlı bir şekilde böyle oldu. Ama sonradan 3 Mart e, sonrasında 20 Nisan 1924'te yeni bir anayasa kabul edildi. Ve yeni anayasada 1928 yılında devletin diyen İslamdır maddesi anayasadan çıkarıldı. Layıklık doğrultusunda. 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Siyasal eşlik anlamında. Ve 1937'de de cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, layıklık, devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri anayasaya girmiş oldu. Bunlar yeni anayasa yapılan değişiklikler. Hemen bu haftanın ödülü sorusunu yap yorumlara yolda. Şimdiden başarılar Tongucu.